Evet arkadaşlar, şimdi de şuradaki parçayı modelleyelim. Buradaki parçamızı da arkadaşlar yine bir silindirle modelleyeceğiz. Küçültüyorum. Döndürüyorum. Döndürdükten sonra arkadaşlar bunu aşağı çekelim. Biraz daha küçültelim. Evet, bu şekilde. Biraz büyütelim hatta. Evet, bu şekilde yapalım. Bakalım resimde burası nasıl gözüküyor. Bakın. Yukarı doğru biraz daha şişkin olması gerekiyor. Onun için Edit moda geçiyorum. Yüzey seçim modunda bunları seçiyorum. Daha sonra burada median point değil de diğerini seçiyoruz. E'ye basıyoruz. Bunu uzatıyoruz biraz. Evet, bu şekilde uzattıktan sonra bunu biraz daha taşımamız gerekiyor. Şöyle. Evet, bu şekilde. Tam ortalayamadım çünkü iki taraf eşit değil. Yani şu taraf daha fazla. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bu yüzeyleri yine seçiyoruz. S'ye basıp buraları küçültüyoruz. Daha sonra bunları aşağı çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra I'ya basıyorum. Yeniden gelip burada CTRL-E ile bir iç edge loops yapıyoruz. Daha sonra bunu biraz yukarı çekiyoruz. Bakalım Z'ye basalım nasıl oldu. Bunu tam bunun içerisine yerleştirelim. Bunun için şöyle bir şey yapıyorum. Shift S diyorum. Ondan önce Shift S diyorum. Pardon. Yani Shift S diyoruz. Kursörümüzü buraya taşıyoruz. Daha sonra diğerini de tam bunun içine taşıyoruz. Bakalım nasıl oldu. Bunu biraz yukarı çekmemiz gerekiyor. Bunu burada biraz ayarlayacağız. Aslında şu içerideki bölümü çok aşağı çektim. Onun için bir sıkıntı doğdu. Onu biraz daha yukarı çekmemiz lazım. Edit moda gelip sonra şunları da seçiyorum. Bunu biraz yukarı çekiyorum arkadaşlar. Çok fazla aşağı çektik. Evet. Bu şekilde olması yeterli olur. Hatta biraz daha kaldıralım. Evet. Bu şekilde. Buna smooth uyguluyorum. Sonra split uyguluyorum. Daha sonra Alt ile şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Burada bir seçtiğimiz bölümü arkadaşlar biraz büyütüyorum. Yalnız bu şekilde değil de şu median point ile büyüteceğim. Bir de x eksenindeki büyütme işlemini deaktif ediyorum. Şimdi büyütüyorum. Evet. Bu şekilde burada bir şu kenarın biraz gözükmesini istiyorum yani. Biraz daha gözüksün hatta. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, tankın bu top bölümünü de yaptık. Şimdi bu arka tarafı şurayı yapacağız. Yeniden evet. Şimdi de şu üstteki bölümü yapacağım. Yani şurayı. Shift A'ya basıyorum. Bir küp çağırıyorum. Küpümü buraya getiriyorum.
Bunu biraz küçültelim. Evet. Edit moda geçiyorum. Yüzey seçim modu aktifken şunu şuraya, bunu da ya da orada kalıyor. Daha sonra arkadaşlar bakın burada resmimizden biraz diğer şu resimden biraz bakıyoruz bakalım bura nasılmış. Bakın şöyle bir eğim var diyeyim. O eğimi yapmamız lazım. Bakın bu şekilde gelip bu şekilde gidiyor. Bir de ortada topun çıktığı yerde bir yer var. Bir delik var. Orayı yapmamız lazım. Şurada da bir ayrıntı var. Şurada bir ayrıntı var. Şuralarda işte başka bir şeyler daha var. Şimdi onları yapalım. Şimdi bunu ortadan ikiye bölüyorum arkadaşlar. Şuradan bölüyorum. Bakalım nereye denk geldi bu. Z'ye basalım. Evet, bu şekilde. Şimdi şu yukarıdaki bölümü seçip geriye çekiyorum. Şuraya kadar geri çekiyorum. Şunu da tutuyorum. Bunu da biraz aşağı çekiyorum. Şuradan şunu biraz yukarı çekebiliriz sanırım. Şunu da biraz geri çekiyorum. Bu biraz ileride oldu. Şunları geri çekmemiz gerekiyor. Evet, bu şekilde geri çekiyoruz. Şurayı biraz daha çekmem lazım. Evet, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu diğer bölümde de biraz sıkıntı var. Orada da biraz düzenleme yapmamız lazım. Ama bakın şu yukarıdaki bölümün şunun yani şurada olması gerekiyor. Evet. Şimdi burada işte şu deliğimizi şuradaki şu deliği açacağım. Şunun devamını da yapmamız gerekiyormuş. Tam içine girecek kadar. Onu da yapalım. Şimdi ama öncelikle oradaki o ya da şunu yapalım önce. Edit moda gelelim. Aslında şurayı birleştirmeseymişiz daha iyi olurmuş. Yani şu köprüyü yapmadan önce onu yapsaydık daha iyi olurdu. Bu artık buradan sonra biraz sıkıntılı olacak. Acaba oraya ayrı bir parça mı eklesem diye düşünüyorum. Şu parçayı ayrı mı yapsak acaba? Öyle yapalım. Bundan çıkalım. Shift A'ya basıp bir tane silindir getiriyorum. Silindirimi Y ekseninde 90 derece döndürüyorum. Daha sonra bunu şuraya getiriyorum. Küçültüyorum arkadaşlar. Şuraya gelecek kadar. Biraz daha. Evet. Tam bunun içerisine. Evet, burada bitsin. Buradan sonrası daha artık hani bu şuraya kadar bir boşluk vardı ya. Burada işte o delik kapansın artık. Çünkü içine kadar gözükmesin. Zaten eninde sonunda oranın kapanması gerekiyor. Işıktan gölgeden dolayı zaten o kadar gözükmeyecek. Yine burada bir edge split uygulayalım. Tamam. Şurada bakalım nasıl bir şeymiş bu. Şurada bir içe girinti yapabiliriz. Bir de ortada kesip biraz uzatabilirmişiz. Evet, bir girinti yapacağız. Ctrl-R'ye basıyorum. Şuraya getiriyorum. Sonra yine Ctrl-R yapıyorum. Bunun içerisine iki tane halka yapıyorum. Buranın tamamını seçtikten sonra arkadaşlar burada E'ye basıyorum ve bunu biraz içeri çekiyorum bu şekilde. Burada bir ayrıntı yaptık. Daha sonra bir de burası için bir ayrıntı yapıyoruz. I'ya basıyoruz yine. Bunu bayağı bir küçültüyoruz. Bu şekilde küçülttükten sonra yine E'ye basıp bunu biraz uzatıyoruz. Böylelikle burada bir çıkıntı yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar yapmak istediğim şey şu.
Edit moda geçiyorum. Şunların tamamını seçiyorum. Shift D ile bir kopyasını oluşturuyorum. P'ye basıyorum. Ve bunu ayır diyorum. Farklı bir obje olarak ayır diyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın şu an sadece bu az önce seçtiğim yüzeyler, az önce kopyalayıp ayırdığım yüzeyler seçildi. Bakın diğeri bu obje. Bir de bu kenardaki işte silindir. Şimdi bunu biraz büyütüyorum. S'ye bas. Biraz büyütüyoruz. Evet, büyüttükten sonra bunu diğeriyle birleştireceğim. Yani burada bunun adı neymiş? Silindir 003. Şimdi buna geliyorum arkadaşlar. Az önceki şu topun eklem yeri. Yalnız burada da birkaç ayrıntı vardı. Onlara da bakalım. Bakın şurada bir girinti var diyeyim. Onu da şöyle yapabiliriz. Bir de şurada bir parça var. Onu da yapabiliriz. Onları yapalım. Shift H yapıyorum arkadaşlar. Sadece bunu seçmek için. Edit moda geçiyorum. Şu ikisini seçiyorum. I'ya basıp bunu bu şekilde yaptıktan sonra şunları arkadaşlar ve bir de arka taraftakiler de var aslında ama ya da şöyle yapalım. Simetri uygulamayalım, mirror uygulamayalım da ikisini birlikte yapalım. I'ya basıyorum yine. Burayı biraz küçültüyorum. Bunları seçiyoruz arkadaşlar. E'ye basıyoruz. Bunları biraz içeri çekiyoruz. Evet, bu şekilde. Daha sonra CTRL ile ortada iki tane yüzey seçtim. İki tane halka oluşturduk. Bu halkaları birbirlerine biraz yaklaştırıyorum. Yaklaştıramamamın sebebi median point'i seçmemiş olmam. Median point'i seçiyorum. Şimdi bu şekilde bunları yaklaştırıyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın şuradaki eklentiyi yapacağım. Çıkıntıyı yapacağım. Burada K'ya basıyorum. Şuradan bir yeri bu şekilde kesiyorum. Burayı kestikten sonra E'ye basıyorum. Bunu bu şekilde uzatıyorum. Daha sonra bu yüzeyimi tutup biraz çekiyorum. Biraz da aşağı doğru. Daha sonra yeniden burayı tutup yine E'ye basıyorum. Ve bu şekilde orada bir çıkıntı vardı. O çıkıntıyı da yapmış olduk. Bakalım şurada da bir çıkıntı var. O çıkıntıyı da yapalım. Burayı da yine keserek yapalım. K'ye basıyorum. Şuradan bir yer seçiyorum. Bir tane de aşağısında yeri kesiyorum. Daha sonra da yine şuradan da bir parçasını kesiyorum. Bunları yaparken diğer kenarlara paralel yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu seçiyorum ve biraz elle bunu biraz dışarı çıkarıyorum. Bu ayrıntılar aslında çok şart değil. Ama biz yaptık. Şunları silebiliriz. X'e basıyorum. Edge'leri sil diyorum. Daha sonra şunları da silebilirsiniz. Yalnız direkt sil derseniz, yani burada direkt sil derseniz ona bağlantılı olan yerleri de silmiş olursunuz diyeyim. Şimdi Alt H ile yine şu kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bunu ve şunu seçiyorum. Bunlarla birlikte Shift H'ye basıyorum. Yanlış yeri seçmişiz arkadaşlar. Şunu seçmem gerekiyordu. Evet. Shift H yapıyorum. Aslında şurada bir sıkıntımız var. Şurası çok küçük bir bölünmüş. Biz onu büyük yaptık. Onun için diğerinin içerisine girdi. Hatta belki biraz da yukarıda olabilirmiş. Bir sıkıntımız daha var. O sıkıntı da şunun kenardan çıkmış olması. Onu da büyütmemiz gerekiyor ki
buna engel olalım. Bir de bakalım bu tam olması gereken yerden yapılmış. Evet. Burada bir sıkıntı oldu. Belki de bu blueprintlerden kaynaklanan bir sıkıntı arkadaşlar. Diğerine bakarsanız bu kadar. Burada bir miktar daha dışa doğru olması gerekiyor. Yani şu çıkıntı var hem de şu var. Yine de bu kenardan çıkmamış. Neyse. Buna bir çözüm buluruz elbette. Şöyle yapalım. Bunu seçiyorum yeniden. Bu yüzeylerimi. Biraz dışarı doğru çıkarıyorum. Evet, bu şekilde orasını kapatmış olduk. Şimdi bir de şu yüzeyimi seçiyorum. Bu yüzeyimi de kenara doğru çekiyorum. Şurada bırakıyorum. Evet, bu şekilde. Burada yalnız alt taraf biraz eğimli olmuş. Onu da düzeltelim. Evet, bu şekilde. Bunu biraz daha yukarı çekelim hatta. Evet, böyle. Şimdi şunları birleştireceğiz. Bakalım Blender ne kadar iyi bir sonuç verecek veya kötü de sonuç verebilir aslında ama. Evet arkadaşlar, şimdi bununla şunu birleştireceğim. Yalnız bunu birleştirmeden önce şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Edit moda geliyorum. Şuraları kapatacağım. F'e basıp burayı kapatıyorum. Daha sonra şu arkadaki yüzeyleri ejleri seçiyorum. Bunları da kapatıyorum bu şekilde. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bunun adı neymiş? Silindir 003. Bunu seçiyorum arkadaşlar daha sonra. Şunu, evet şunu da kabul edelim, uygulayalım. Bu elan uyguluyorum. Silindir 003'ü seçiyorum. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar difference diyorum. Ondan farklı olan yerleri kes diyorum. Ve uygula diyorum. Bakalım nasıl bir sonuç verdi. Evet, güzel bir sonuç verdi arkadaşlar. Buna bir de eksiklik uygularsak daha güzel olur. Evet. Şurada bir bozulma var sanki ama evet, orada bir bozulma olmuş. Buna yapabilecek pek fazla bir şeyimiz yok. Ne yazık ki arkadaşlar, buna yapabilecek fazla bir şeyim yok yani. Şunları silebilirim belki ama sonuç ne olur bir bakalım. Silelim ne olacak bir bakalım. Pek umutlu değilim açıkçası ama. Bakalım nasıl bir sonuç verdi. Evet, düzeldi. Bunu bu şekilde düzeltebiliyormuşuz. Evet, bunları da düzelttikten sonra arkadaşlar artık bununla işimiz kalmadı. Bunu siliyoruz. Alt H'ye basıp hepsini getiriyorum. Daha sonra şunu biraz ileri çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada şu şekilde render moduna geçersek bakın bunun içerisinde bu topumuzu ateşlediğimiz zaman bunun içerisinde bir miktar geri tepme yaptırabiliriz bu sayede. Oranın tam birleşme olmadığını, yani tek bir parça olmadığını, bunun bir girinti olduğunu burada vurgulamış olduk. Şimdi bunu olması gereken yere çekiyorum. Şimdi şurada arkadaşlar biraz bozukluklar var. O bozuklukları da giderelim. Edit moda geçiyorum. Burada edit moda geçmeden önce şöyle yapalım. Şunu ve diğer büyük parçayı seçiyorum. Shift H'ye basıyorum. Sadece bunlar gözüksün diye. Şimdi bunu seçiyorum. Edit moda geliyorum. Bakın şurada bir bozukluk var. Daha doğrusu bozukluk değil de diğerinin sınırlarını ihlal etmiş. Biz şu an hangi? Evet. Şuraları düzeltmemiz gerekiyor. Bu şeyi ortalamamız gerekiyor arkadaşlar. Başka yolumuz yok. Çünkü arada mirror uyguladık. Şuraları düzeltelim. Buralara düz bir hal aldırtalım.
Burayı da çekiyorum. Bakalım nasıl oldu. Biraz daha. Evet, şunu da çekiyorum. Evet, burayı da düzelttik. Burayı düzelttikten sonra arkadaşlar bir miktar blueprintlerden sapacağız diyeyim. Mecburen bunu yapmak zorundayım. Çünkü bakın arkadaşlar, şurada blueprintlere bakacak olsak bunun tam yerinin burası olması gerekiyor ama, yani bizim değiştirmeden önceki yeri olması gerekiyor ama ne yazık ki o şekilde yapamayız. Çünkü tam uyuşmuyor. Bunu da kaldıralım. Şunu biraz daraltmam lazım. Yalnız bunu daraltırken de şöyle bir sıkıntımız var. Bunu eğer tamamını daraltırsam o zaman aslında diğer taraftan daraltabiliriz. Evet, şuradan daraltayım. Şöyle yapalım. Z yapalım, V yapalım. Evet, bu şekilde seçip bunu biraz sola çekeceğim. Sağa çekeceğim. Evet, bu şekilde yapacağım. Yoksa evet, şimdi Alt H'ye basalım. Bunu biraz şu tarafa doğru çekelim. Evet, bu şekilde. Şu arka tarafı da biraz çekmemiz gerekebilir aslında. Evet. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi tankımızın büyük bir bölümünü ortaya çıkardık. Bundan sonraki bölümde palet kısmını yapacağım. Yalnız şurada da bir bozukluk var. Onu da düzeltelim. Şu alt kısım arkadaşlar, burası tek bir parça halinde olmalı. Yani tek bir yüzey gibi gözükmesi gerekiyor. Bunu biraz dışarı çekiyorum. Ve bu görünümü sağlamaya çalışıyorum. Hatta bayağı bir dışarı çektik. Şunları da biraz içeri çekelim. Evet, şimdi bakalım. Evet, orada tek bir yüzey olarak görünmeli. Evet, şu an tankımızın alt kısmını, paletleri koruyan kısımları, üst kısmı, şuradaki top kısmını vesaire yapmış olduk. Şunun yan tarafında da ufak bir silindir parça daha vardı. Şu parçadan bahsediyorum. O parçayı da yapalım. Bunun baş kısmında böyle bir şeyler varmış ama neyse, biz silindir çağıralım, onun yanına ekleyelim. Evet, S'ye basıp küçültüyorum. Biraz daha RY 90, CTRL aynı, rotasyonu sabitliyoruz. Şöyle çekelim biraz. Bakalım bu nereye denk gelmesi gerekiyor. Şurada olması gerekiyormuş. Bunu iyice küçültüyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Daha sonra edit moddan yüzey seçim moduna gelip bunu bu şekilde, bu parça zaten basit bir parça, o kadar çok dışarıda oldu. Ben bunu biraz içeri yerleştireceğim. Görüntüye bağlı kalmayacağım açıkçası. Evet, bu şekilde. Bundan sonra yapacağımız işlemde arkadaşlar, bir sonraki dersinde bu alt tarafındaki palet kısmını modelleyeceğim. Tekerlekleri yapacağım. Daha sonra da üst taraftaki silahları vesaire ayrıntıları yapacağız. Bu arada şu üst kısım hala tam olarak bitmedi. Bunun yan tarafında çıkıntılar olması gerekiyor. Şuradan bahsediyorum. Şuradan bahsediyorum. Orayı yapacağım. Bunun üst taraflarındaki kapakları falan yapacağız. Neyse, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.